Türkiye koalisyon senaryolarını tartışırken meclis başkanlığı seçimi süreci de başlamış oldu. Muhalefet adaylarını açıkladı. Şimdi gözler AKP'de. AKP'nin göstereceği adayın koalisyon formülü konusunda da fikir vereceği ifade ediliyor. Yemin töreni sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık seçimi süreci başladı. Adı ilk açıklanan aday HDP'den Dengir Mir Mehmet Fırat. Grup toplantımızda arkadaşlarımızın görüş ve önerilerini aldık. Sayın Mir Dengir Fırat'ı HDP'nin meclis başkanı adayı olarak önümüzdeki günlerde başvuracak şekilde bir kararlaşmaya gittik. CHP'nin adayı geçici meclis başkanlığı görevini üstlenen Deniz Baykal oldu. Kendisi geçici olarak şu anda bu görevi yürütüyor. Umarız bu geçici görevim sürekli hale dönüşmüş olur. Meclis başkanlığı da en onurlu, en yüksek sorumluluk gerektiren bir görev merciidir, makamıdır. Bu öneriden büyük kıvanç duydum. Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu. MHP ise İstanbul Milletvekili Ekmelettin İhsanoğlu'nu meclis başkanlığına aday gösterdi. Ve anayasa yasadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Şimdi gözler AKP'de. Başbakan Davutoğlu bir grup milletvekiliyle değerlendirme toplantısı yaptı. AKP'nin göstereceği adayın koalisyon formülü konusunda da fikir vereceği ifade ediliyor. Efendim AK Parti peki meclis başkanlığı seçiminde koalisyon ortaklığı adına bir jest yapabilir mi? Bir başka partinin adayını destekleyebilir mi? Değerli arkadaşlar, şu anda koalisyon görüşmeleri başlamış değil. Yani şeyden sonra, başkanlık divanı oluştuktan sonra, başkan seçildikten sonra başlayacak. Dolayısıyla bu aşamada koalisyon pazarlıklarının devreye girmesini ben beklemiyorum doğrusu. Bu meclis başkanlığı süreci kendi başına bir süreç. Adaylık başvuruları 27 Haziran Cumartesi saat 24'te sona erecek. İlk tur oylamanın pazar günü yapılması planlandı. Ancak yemin töreninin ardından grup temsilcilerinden oluşacak danışma kurulunun alacağı kararla turların gelecek hafta pazartesi veya salıdan başlatılma olasılığı bulunuyor. Osmaniye, İç düzeye göre her şartta yeni meclis başkanı 2 Temmuz'a kadar seçilmiş olacak. Eğitim, hukuk, kadın erkek eşitliği. İlk iki turda seçilebilmek için en az 367 oy almak gerekiyor. Üçüncü turda 276 oy aranırken son turda en fazla oy alan iki aday yarışıyor ve en çok oyu alan seçiliyor. Üç muhalefet partisinin 292 sandalyesine karşı AK Parti'nin 258 oyu bulunuyor. Mecburiyetidir.